Babanızdan çok uzaklaşmışsınız. Savrulmuşsunuz ikiniz de. İkinizin hikayesi de yarım. Bazı cevaplar insanın boyunu aşar İbrahim. Tabutu taşımak kolay. Sen babanın geçmişini taşıyabilecek misin? Rahmetli babamdan duyduydum bunu ilk. Çocuktum o zaman. Nasıl bir yer kaplar ki insan? Benim kapladığım yer ne kadar olabilir? İnsanın en kadim sorularının başladığı yer burası değil mi? Ben kimim? Bu dünya nasıl bir dünya? Onca insan, onca duygu, onca hüzün, onca keder nereye sığıyor? İnsanın koşuşturması bu yüzden değil mi? O içindeki boşluğu doldurmak için birbirinden farklı yalanlar, oyalanmalar bulmuyor mu kendine? Ben de çok buldum. Haşarı bir delikanlıydım. Kaç yaşındaydım bilmiyorum. Ama alıp başımı gittiğimi hatırlıyorum. Bir at sırtında çekip gittiğimi. Ama yapamadım. Geride bıraktığım toz bulutu bırakmadı peşimi. Aldı beni geri getirdi. Taş yerinde ağırdır derler ya. İnsanın da bir yeri, bir ağırlığı var. Ben Ciriç Abdullah. Yıllarım bu kasabada geçti. Doğdum, büyüdüm, yaşadım, gördüm, geçirdim. Ne badireler atlattım, ne günler yaşadım. Yaşanan her şey bir tuğla gibi örer insanı. Beni de ördü ve böyle bir Abdullah'a dönüştürdü. Çok kayıplar yaşadım. Ama hiçbiri onların gidişi kadar derinden sarsmadı beni. Kadına bak sen ya, buranın da ortağı çıktı amcaoğlu, duydun değil mi? Şu koca binanın ortağı bizim Hazreti teyzeymiş ya. Yemin ediyorum var ya, bütün işlerimizi ışık hızında çözdü ha kadın. Yakında Nobel ödülü olduğunu da öğreniriz ha, beklenir ondan. Musa'yım bir de ne çakarmış ha, vallahi turnayı gözünden vurdu. Ha oğlum bir dur, sakin. Allah Allah, paramal tüfek gibi tepemde. Zaten hayretler içindeyim. Allah Allah. Sen ne diyorsun? Çıktığımızdan beri hiçbir şey demedim. Allah amcaoğlu ne diyeyim, ben de şaşkınım ya. Yani ama çalışacağız gibi duruyor, ne yapacağız başka? He. Gitmek yok, devam diyor yani. Tabii canım, ne yapacağız başka? Kadın o kadar arka çıktı, bize destek oldu. Şimdi biz gidiyoruz dersek olur mu? Olmaz, yakışık almaz. Doğru diyorsun amcaoğlu. Vallahi kadın gönül dağı gibi arkamızda durdu ha. Vallahi Yılmaz Çakal'ına karşı bizi ezdirmedi yani. Ya öyle de amcaoğlu, ne bileyim ya. Ya tamam, burası iyi. De işte buranın insanı bir garip. Bunların burunları kaftan dolu. Bu hareketleri de sinirlerime hakim olmamı zorlaştırabilir. Ev dayanırız oğlum, Allah Allah, ne olacak? Onlar istediğini desin. İster iş arkadaşı desin, ister köylü desin, ne olacak, üstesinden geliriz. Hem bak enstitüyü rahatça kolaylıkla kullanabiliyorsun. Yani biz burada daha rahat büyüyoruz amcaoğlu, daha rahat geliştiririz kendimizi. Öyle mi diyor? He öyle diyor. Tabii 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 amcaoğlu. Beyler benimle bir dakika gelebilir misiniz?